Merhaba, fazla konuşmayacağım. Sadece bir teşekkür etmek için bu videoyu yaptım. 8 Kasım'da işte birkaç gün önce Cuma günü, Cuma namazından sonra fenalık geçirdim. Böyle 10 dakika sonra. Eşim yanımdaydı, hemen beni yakındaki hastaneye götürdü, acil servise. Bir hayli böyle simptomlar bir kalp rahatsızlığını gösteriyordu. İşin ilginci, İlk kez hayatımda bir şey ondan 10 dakika önce bir şey söylemiştim hayatımda ilk kez. Her cuma burada bir grup arkadaşla kadın erkek kadınlar şu anda erkeklerden fazla cuma namazı kılarız ve cuma namazı hutbeyi farklı kişiler verir. Bazen kadınlar, erkekler. Bazen ben veririm. Bu kez hutbenin yarısını ben verdim ve namazı kıldırdım. Namazdan önce ilk kez hayatımda millete bir şey söyledim. Kendim de aynı zamanda ilk kez bunu böyle düşündüm. Dedim arkadaşlar, bu duamızı şey olarak Rabbimizle olan bu iletişimi şu zihin yapısıyla şey edelim, yapalım dedim. Sanki 10 dakika sonra ölecekmişiz gibi. Ve duamızı o içtenlikle yapalım. 10 dakika sonra ölecekmişiz gibi. Ve hakikaten yani 10 dakika geçmeden ilginç bir şey ya. Yani buna eşim ve oradaki diğer arkadaşlar tanık. 10 dakika geçmeden rahatsızlandık. Göğsüm ve buradan böyle simptomlar bir kalp rahatsızlığını gösteriyor. Belki de damar şeyidir, tıkanıklığıdır, bilmiyoruz. Daha test ediyoruz. Ve acil servise gittim. Ama zerre kadar korku ve endişe yok. İlginç. Halbuki böceklerden bile korkarım. Reflekslerim var ve hayat önemli bir şey. Hayatı da çok severim. Yani dünyanın en mutlu insanıdır. İnsanıyım diyorum. Bazılarını böyle şey etmemek için, kıskandırmamak için bazen dünyanın en mutlu ikinci insanıyım diyorum. Ama öyle. Rabbim bana büyük lütuflarda bulundu ve hepsine sonsuz müteşekkirim. Ve en büyük lütuf da 1 Temmuz 1986'da beni atalarımın şirk dininden, karanlığından, köle insanlara kölelikten özgürlüğüme kavuşturmasıydı. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ama neyse, bununla ilgili bazı teşekkürlerde bulunmak istiyorum. Size bununla ilgili birkaç Twitter ve bazı arkadaşların şeylerini kısaca paylaşmak istiyorum. Bunu buraya koydum. Yüzlerce teşekkür ederim. Başsağlığı dinleyenler oldu. Başsağlığı. Bir kısmını paylaştım. Yani sanıyorum 500-600 tane var burada. Onun için hızlıca böyle şey diyeceğim. Sadece teşekkür için. Bunu şuraya yazdım. 19.org sitesi. Hala yavaş maalesef. Acil serviste diyorum. Bir saniye. Böyle yapayım. Daha da büyüteyim. Aha. Evet, odada. UMC, University Medical Center, Arizona Üniversitesi'nin şeyindeydi. 8 Kasım. Dilerseniz okuyabilirsiniz bu Twitter'ları. Hala dünyadayım diyorum. Işınlanmadım daha. Ondan sonra bir sürü başsağlığı geldi Twitter'da. Ben de orada test yapıyorlar üzerimde falan. Kan aldırıyorlar falan. Yahu ne acayip insanlarsınız. Asıl size geçmiş olsun. Hayatı severim ama evrenler arası seyahat çok heyecanlı ve meraklı bir olay. Yani dün bir sürü Azrail ile kucaklaşma ihtimali heyecan ve merakını yaşadım. Zamanı değilmiş. Şu ayetler hatırlatıldı. 52. sure 48. ve 49. ayeti. Birisiz. Bir arkadaş diyor ki intihar teşebbüsü falan mı? Cevabım hayır, dünyada en son intihar edecek kişiyim. Kendimi dünyanın en şanslı ve mutlu adamı hissediyorum. Bana geçmiş olsun zamanı değil diye mesaj gönderen arkadaşlara teşekkür. Hayatı severim ama her an ölüme de göz kırpmaya hazır olalım. Bugün bir arkadaşa cevap yazdım, onu da buraya koydum. Kalbim tekliyor ve arada bir sinyal veriyor. Yakında inşallah bir mütehassısa göreceğim. Asil kanları içeren damar,
Kalplerim temiz, kalbim temiz bulundu Allah hamdolsun ikinci yoluyla. Kalbim temiz. Asil kanım da temizmiş Allah hamdolsun. Hafiften böyle biraz fazla şeker varmış ama o kadar da fazla değil. Tatlı adamın tatlı kanı olur. Asil kanları içeren damarlarının cepliklerinde yollarını şaşırmış bazı elemanlar olabilir. Ama eğer ayrılış zamanı gelmişse hoş geldi, safa geldi. Böceklerden korkuyorum ama işin garabı ölümden korkmuyorum. Biraz acayip geliyor ama bu tavır ölümün kainatın efendisine, kainatın biricik efendisi Allah'tır. Dönüş olduğu konusunda zerre kadar kuşkum olmadığı içindir. Kendisini dünyanın en mutlu insanı sanan birisinin aynı zamanda ölüme karşı bu tavrı ilginç bir paradoks ama öyle. Ondan sonra bu arkadaşların Twitter'larını buradan geçirmek istiyorum. Bakalım nasıl yapacağım bunu. Çok teşekkür ederim. Çok uzun bir şey. Artık Allah razı olsun hepinizden. Tabi bu arada bana ne zaman gebereceksin diyen birkaç kişi de oldu. Onlara da hiç de kızgın değilim. Bana niye kızdıklarını biliyorum. O sancıyı çekiyorlarsa dinlerini ciddiye alıyorlar. İnşallah günün birinde düşünürler, atlederler. Özür dilerim, buradakilere hızlı geçtim, hepsine teşekkür etmek istiyorum ama yani başka ne yapabilirim? Bir şey konuşmak da istiyorum da çok şey her birisine bir şeyler söylemek istiyorum ama vakit olmayacak maalesef.
Acayip de isimler var. Acaba müzik ekleyebilir miyim buraya bir yere? Öyle yapacağım sana. Aa, ne komik.
gelmeyecek gibi. Çok. Right? 1 minute. Okay. Evet, eğer yaşarsam inşallah Türkiye'de görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle.